Evet, şu an Mersin Erdemli Koyuncu Mahallesi'ndeyiz. Bir limon bahçesindeyiz. Gerçekten gördüğüm kültürel tarımı yapılan bir limon bahçesi. Genellikle biz tezgahlarda görüyoruz ama şu an ağaçta görüyoruz. Kıymetli bacanam, şimdi söz konusu limonla ilgili birazcık teknik bilgi de bize verecek. Evet bacanak, bu limonun çeşidi nedir? Özellikleri nelerdir? Şimdi bu Mersin Erdemli Türkiye limonunun %65'ini tek başına üretiyor. Böyle bir şehir burası. Türkiye'nin limon ihtiyacının %65'ini karşılayan bir şehir. Limonun bilinen 17-18 çeşidi var ama bunların içerisinde en verimli olan gerek meyve kalitesi gerekse dayanıklılık açısından mesela bir tanesini koparalım. Buna mesela küt diken yedi veren diyorlar. Şöyle suyunu göstereyim ben size. Yani her birinden bir bardak su çıkabiliyor. Şöyle göstereyim. Şu görüyorsunuz. Maşallah. Yani bu şekilde yani limonu boşa harcadık diye de şey yapmayın. Sadece bu bir reklam yüzü. Çok limonumuz var. Yolu Mersin Erdemli'ye düşenleri bekleyebiliriz. Misafir edebiliriz. Limon ikram edebiliriz. Tabi ağzınız sulandı. Biz eskiden zurnacının karşısına geçer böyle limon yerdik eskiden böyle. Ya bu limonlar böyle Kasım ayında olgunlaşmaya başlıyor. Aralık ayında hasadı yapılıyor. Bu yıl maalesef ihracat kapalı olduğundan limonlar dağda kalmış durumda. Bu kadar kaliteli limon olmasına rağmen mesela geçen gün pazara uğradığımda 4 kilosunu 10 liradan falan satıyorlardı. Bu kadar kaliteli bir limon. Bunlar yatak olabilecek limonlar. Bunların normalde 10 ay, 12 ay raf ömrü olabilen limonlar. Erdemli'de şu anda limonlar dalın üzerinde duruyor. Yani hemen hemen satılmamış Bacanak, durumda. aynı zamanda eğer yanlış görüyorsam düzelt, çiçekleri de var. Şu an Şimdi gördüğümüz çiçek sanırım. hani az önce ismini söylerken yedi veren küt diken dedik ya. Bu yedi veren dediğimiz limonlar. Şimdi bu limonlar bitecek. Bunlar yaza doğru bu gördüğünüz çiçektekiler de yavaş yavaş limona duracak. Tekleme oluyor böyle yazın da yine dört mevsim üzerinde limon görme şansınız oluyor bunların. Yazın geldiğinizde de örnek veriyorum bu bahçede bu kadar olmasa da yani şöyle ortaya doğru çek bacanak şöyle. Mesela yazın böyle limon olmaz, böyle sık olmaz. Ama tekleme ağaçlarda yine ihtiyacınızı görecek kadar limon bulabilirsiniz. O yüzden yedi veren diyorlar bunun türüne. Mulla Mehmet var, Abdülaydın var, Enter Donat, Mayer, İtalyan gibi çok çeşitli limon türleri var. Ama en revaçta olan, en çok tutulanı bu. Bir de fidan limonu olması çok önemli. Şimdi bu fidanlarımız 5 yaşında. Bu ağaçlarını şöyle bir çekersek genelde 5 yaşında fidanlardan oluşuyor. Fidan meyvesi, hani ağacın yaşı ne kadar gençse meyve kalitesi de o kadar iyi oluyor. Bunların şu anda en üst düzey meyve kalitesine sahip ağaçlar bunlar. Küt diken yedi veren. Bu benim biraderimin bahçesi. Böyle. Evet. Şu anda güneşli bir gün. Ocağın 28'i olmasına rağmen şu anda 25 derece montlu olduğuma bakmayın aslında terliyorum. 20-25 derece sıcaklık var. Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde kar yağışı varken her taraf buz iken buralarda kesinlikle kar yağmıyor. Hemen şu aşağıda bulunduğumuz mahalleye Kar Yağdı Mahallesi deniyor. Neden Kar Yağdı Mahallesi? Onu da söyleyelim. Bundan 60 sene önce bir kar yağmış buraya. İsmini mi vermişler? Nadir 60 olduğu sene önce için. kar yağmış. Yağdıktan 10 dakika sonra da erimiş. Yani tarih boyunca karın yağdığı sadece o zaman görülmüş. O yüzden oraya Kar Yağdı Mahallesi kalmış ismi. Çok komik. Yani 15 kilometre yakınına kadar Erdemli'nin kar hiç yağmıyor. Mesela ben hiç çocukluğumdan bu yana kar yağdığını hiç hatırlamıyorum. Böyle sıcak bir memleket. Tropikal iklim kuşağında yer alıyor. Evet, limonları görüyorsunuz. Yani oldukça meyve verimi yüksek bir ağaç. Yine aynı şekilde herkese Mersin Erdemli'den, Koyuncu Mahallesi'nden, Çeltepe semtinden
limon bahçesinden saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet, Bacana Hanım'a da ben teşekkür ediyorum. Kendisi aynı zamanda tarihçidir. Tarihe hakim olduğu gibi gördüğünüz gibi limon üretimiyle ilgili de çok detaylı bilgiler verdi. Görüşmek üzere, hoşça kalın.